kedilerle uğraşırken doğal dışı şeyleri anlatmayacağım. Zaten bir tane şey gösterdim daha önce yayınımda, var kukla mı yapmışlar böyle, kesin kedi köpek tüyünden örülmüş. O kuklayla bana zarar verecekler. Veremeyince de şu yaptılar. Neden bilmiyorum. Hiç anlamıyorum bu gibi şeyleri. Kaldırıp attım. Çekimini de yaptım zaten. Yaydım. Bir tane şurada var. Kedi sürüsü oluyordu burada. Kesin kendileri yok ettiler. Yarın şey göreceğiz. Böyle hayvan yığını katledilmiş. Ne diyorlar? Neyler? Hayır, kendileri öldürüyor reklam için. Reklam için, duygu sömürüsü için. Kendileri katletmediyse gelin hepiniz sırayla suratıma tükür. Allah bunları bana hep gösteriyor işte. Ondan sonra biraz dedim. Birkaç sene önce kafam dinlesinde. Çınarcı'ya gideyim dedim yazıya. Zaten her söylediğimizi duyuyorlar gibi burada. Dışarıya çıkıyorum diyorum ona. Pat karşıma dikiliyorlar. Hatta gözetiyorlar yani. Her çıktığımda karşıma çıkmasa olmaz bunlar. Ondan sonra Çınarcı'ya bir gittim, baktım. Giriş kapısının önüne 3 tane it yığmışlar böyle. Çöp iti yani. Parazit dolu kaşınıyorlar. Bu girişimizde bir de yanında açtıkları kumarhane kafeleri. Bunları savunuyor. Her çıktığımda çirkeflik yapıyor. Sık sık telefonlar geliyor böyle rahatsız edici. Adamın kirli eli oraya kadar uzanmış ya. Etrafta bir sürü tarot kafe. Güneşin oğlu falan orada beyaz kafede. Bazen burada karaokeler falan oluyor ya. Herif karaoke yapıyordu hanımın yanında ya. Gece 12'den başlıyordu karaokelere. Bir sürü insan toplamış oraya. Burası bar ya, karaoke yapacak. Orada da karaoke barları var. Yemin edebilirim ya, aynı bunun sesini orada duydum yani. Neymiş? Tarotçu Güneş'in oğlu falan ya. Biraz söyleyeyim. Hocaya gidip hoca baba alınca bir de sağ olsun Allah'a şükür bana sık sık dua etmemi tavsiye etti. Ben de dualarımı bunlara yönlendirince çoğu şey düzelme başladı ya. O yüzden Allah'ın varlığından kimse şüphe etmesin.